Neurofeedback, beyin dalgaları üzerinden beyin eğitimine dayanan aletli bir beyin eğitimi yöntemi. Genel olarak bedenden kaydedilen sinyallerin bedene geri bildirilerek bir takım değişiklikler yapılması işlemine genel isimlendirmeyle biofeedback deniyor. Bio geri bildirim yahut da. Neurofeedback bunun beyin üzerine yapılanı. Ve mantığı aslında oldukça basit. Beynimizin çalışmasının bir göstergesi olan beyin dalgaları kafatasına yerleştirilen elektrotlarla kaydediliyor. Ve bu elektrotlarla kaydedilen minik elektrik akımları gerçek zamanlı olarak analiz edilerek o kişinin beyin dalgalarının belli bir seviyede tutulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Neurofeedback aslında çok geniş bir kullanım alanına sahip. Özellikle dikkati yoğunlaştırma, işte bu peak performance dediğimiz üstün ya da en üst düzeyde zihinsel özelliklerin korunması ve devam ettirilmesi. Özellikle bu çocuklarda dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite gibi durumlarda. Ve genellikle günlük hayatımızda sorunlara yol açan ağır patolojiler dışındaki zihinsel sorunlara destek amaçlı olarak çok yaygın bir biçimde kullanılıyor. Ama en fazla kullanıldığı yer özellikle dikkat sorunları ve dikkat arttırmaya ihtiyacı olan herkes için dünyadaki en önemli seçeneklerden bir tanesi. Uzun yıllardır, 1980'li yıllardan beri başta NASA astronotlarının ve Amerika Birleşik Devletleri ordusundaki pilotların eğitiminde başta olmak üzere standart bir biçimde zor koşullarda çalışan insanların eğitim süreçlerinde yerini alan bir teknik. Neurofeedback aslında oldukça basit bir uygulaması olan bir teknik. Öncelikle kafa derisi üzerinden kafamıza yerleştirilen minik metal elektrotlarla beynimizin çalışmasından kaynaklı olan mikrovolt düzeyindeki minik elektriksel faaliyetleri kaydediyoruz. Bunun için özel bir yükseltici ya da amplifikatör dediğimiz bir sisteme bağlanıyor kişi deri üzerine yerleştirilen elektrotlarla. Onun dışında başka herhangi bir şey yapılmıyor. Kişi sadece oturarak karşısındaki televizyonda örneğin bir film izliyor. Bu arada biz onun beyin dalgalarını bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla gerçek zamanlı olarak analiz ediyoruz. Ve bu analiz sırasında beyin dalgalarının istenen düzeyde mi yoksa ondan sapma gösteren bir başka düzeyde mi olduğunu sürekli olarak yazılımımız tespit ediyor. Ve bu tespit ettiği beyin dalgası düzeyine göre kişinin seyrettiği filmde bir takım değişiklikler yapılıyor. Dolayısıyla o kişi görsel olarak ve bir de kucağına verdiğimiz küçük bir oyuncak aracılığıyla dokunsal olarak beyin dalgalarına dair bilgilerden bir geri bildirim alıyor. Ve bu geri bildirim olumlu oldukça kişinin zihinsel mekanizması kendini daha iyi hissediyor, bir ödül mekanizması faaliyete geçiyor. Ama dalgalar istediğimiz aralıktan uzaklaştığında seanslar sırasında izlenen filmin küçülmesiyle ya da o kucaktaki oyuncağın rahatlık verici titreşiminin azalmasıyla kişilerin beyinlerindeki ödül devresi o durumun çok da hoş olmadığına kanaat getiriyor. Defaatle seanslar boyunca yaptığımız bu işlemlerle kişinin beyin dalgalarının istenen düzeyde kalmayı öğrenmesini sağlıyoruz aslında. Özellikle neurofeedback beyin devrelerinin tekrarlı uyaranlarla değişebilme ve yeni devreler kurabilme özellikleri üzerine dizayn edilmiş ve beynin tamamen doğal öğrenme ve değişme sistemlerini kullanan ilaç, elektrik akımı, manyetik alan vesaire gibi bir şey uygulamaya gerek kalmadan tamamen kişinin kendi zihinsel sistemiyle sağladığı bir iyileşme sistemi aslında. Neurofeedback uygulamasının bildiğimiz herhangi bir yan etkisi yok. Fakat uzman olmayan ellerde, yani o cihazları ya da kişilerin beyin dalgalarının genel karakteristiklerini çok iyi bilmeyen, kişilerin patolojilerini ayırt etme konusunda ön eğitime sahip olmayan insanların bunu uygulaması bazı istenmeyen sonuçlara da sebep olabilir. O yüzden neurofeedback uygulayacak kişilerin muhakkak bu konuda sertifikalı ve uzman belgesine sahip kişiler olması gerekir. Aynı zamanda kişinin psikolojik durumunu, zihinsel durumunu ve nörolojik durumunu muayene edebilecek düzeyde tıbbi bilgi ve yeterliğe sahip olması da aradığımız özelliklerin başında gelmeli. Bunun dışında bilerek ve yöntemli bir şekilde uygulandığında, o kişiye uygun prosedürlerle uygulandığı takdirde bilinen herhangi bir yan etkisinin ya da zararının olmadığını biliyoruz.
Nörofeedback uygulamasında kişiye herhangi bir uygulama yapılmıyor. Yani bir elektrik verme, ilaç verme, manyetik alan uygulama, bunların hiçbirisi bu tekniğin içerisinde yok. Tek yaptığımız şey aslında öğüt dinleyerek davranışlarımızı değiştirmeye benziyor. Beyin dalgalarımızdan alınan bilgi bize geri bildirilerek beynimizi daha istenen bir düzeyde tutmayı zaman içinde öğreniyoruz. Bunun için de beyne ya da vücuda herhangi bir şey vermek gerekmiyor. Nörofeedback, oturup da televizyon seyredebilecek yaştan sonra üst yaş sınırı olmadan herkese uygulanabiliyor. Tabii ki kişinin ihtiyacı olup olmamasına, hangi durumda hangi protokollerin uygulanması gerektiğine iyi karar verildikten sonra küçük yaşlarda bile rahatlıkla uygulanabilen oldukça güvenli bir yöntem. Beyin devrelerimizin değişmesi emek ve çaba isteyen bir süreç. Evet, beynimiz sürekli değişiyor ama bu iş bir seferde geceden sabah olacak kadar kolay bir şey değil. Dolayısıyla beynimize yeni bir durumda kalmayı, belli bir dalga düzeyinde davranmayı öğretebilmek için tekrarlı seanslar boyunca bu işlemlerin devam etmesi gerekiyor. Kabaca yaklaşık 10 seanstan itibaren nörofeedback'in olumlu etkilerini hızla görmeye başlıyoruz. 20 seanstan sonra kalıcı etkileri bir şekilde danışanlarda ve başvuran kişilerde rahatlıkla izleyebiliyoruz. Birçok uygulamada 40 seansa kadar olan uygulamaların ömür boyu kalıcı ve olumlu yönde değişimler yaptığını biliyoruz. Fakat özel durumlarda, spesifik koşullarda farklı uygulamalar ve farklı seans sayıları da gerekebiliyor.